Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 10 Ekim Salı günü niyetine arkadaşlar şöyle fincanımı siz sevgili takipçilerime, abonelerime beğeni yapanlara niyet kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi şöyle oldu niyetiyle dillendirip özellikle de kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirirseniz çok çok iyi olacaktır arkadaşlar. Önce bir kahve sonra da bir tarot açılımı yapacağız. Duygu durum kartlarımla beraber şöyle bir bakmak istiyorum e, fincanınıza. Ama öncesinde şunu söyleyeceğim. Desteğiniz, güzel mesajlarınız ve yorumlarınız için o kadar çok teşekkür ederim ki. iyi ki varsınız. Çok mükemmel ve çok hızla büyüyen bir aile olduk. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Açılımda size ait olan pozitifi alın, negatifi lütfen bırakın gitsin. Hazırsanız hemen fincanımıza beraber bir bakalım. Bizlere neler gösterecek? Şöyle sizlere bir gösterelim. hmm Evet. Kendini böyle bir kuyunun dibinde mi görüyorsun? Bak, kasvetli bir durumdasın. Ciddi anlamda hastalıkla, dertlerle, sıkıntılarla, birilerinin problemleriyle, kendi problemlerinle boğuşur vaziyettesin ve etrafında nasıl desem tam destek görebileceğin birisi yok. Kuyunun dibine düşmüşsün. Seni kuyunun dibine atmışlar. Oradan çıkmaya çalışır bir vaziyettesin. Bak, burada biraz maneviyat çok ön plana çıkıyor tamam mı? Ben bunu açık açık da söylüyorum. Şöyle ki bir kuyunun dibe düştüysen, yalnızlıktan yakınıyorsan ya da herhangi bir şekilde tek başına kalmışlıktan, desteksizlikten, karamsarlıktan, negatiflikten eğer kendinde çok bu özelliklerden buluyorsan, kuyunun dibindesin demektir. Dibin dibini görmüşsün ama artık yukarılara doğru çıkma vakti. Bunu da maneviyatla yapabileceğini çok iyi biliyorsun. Duanın gücüne inanıyorsun. Duanın gücüyle beraber yükselişe geçeceksin ve geçeceğin bir döneme giriş yapmış bulunmaktasın. Hiç ummadığın yerden gelecek nasipler var. Bak bu nasipleri e, hani bu benim nasibim değil ya da bak bu küçük bir nasip bana ne gibi bir faydası olur gibi düşünme. Bugün küçük gibi görünen bir nasip kaçırdığında gözünde çok büyür ve neden ben bunu zamanında kullanmamışım diye ee, şöyle bir açıkçası kendinizi paralarsınız. Bunu yapmayın. Bak aydınlanmaların var. Karamsarlıktan aydınlanmalara doğru gitmek gibi düşün bunu. Yalana uğramış olabilirsiniz. Birileri sinsilik yapmış olabilir. Pislik yapmış olabilir. Ee, iftiraya maruz kalmış da olabilirsiniz. Ama artık böyle bir aydınlanma. Yavaş yavaş bak yavaş yavaş bir nurlanma, bir beyazlanma var ki bu da e, bu iftiraların ortaya çıkacağını, kimin, neden yaptığının ortaya çıkacağını, e, yalanların ortaya çıkacağını, sizin suçsuz olduğunuzun ortaya çıkacağını gösterir. Burada sizin kalpten bayağı bir yara aldığınızı da gösteriyor. Yapılan iftiranın yakın birisinden geldiğini, söylenen iftiranın da yakın birisinden geldiğini gösteriyor. Bu yüzden de biraz yara almış vaziyettesiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Yüzünüzün aydınlanmasıyla beraber bu iftiradan kurtulacaksınız. Olan yine açıkçası siz biraz da ilahi adalete bıraktınız gördüğüm kadarıyla. Çünkü siz bir şey yapmadığınız halde iftiraların, yalanların ortaya çıkması, kimin neden yaptığıyla alakalı ortaya çıkmalar Burada ilahi adalet tecelli ediyor ve siz de ilahi adalette kendi hakkınızı almış olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki bu aşamada da insanların gerçek yüzlerini göreceğinizi, sıkıntılı, enerjini sömeren insanlardan da uzaklaşıp kurtulacağını gösteriyor. Bilginiz olsun. Bak bir para var gelen ama bu parayı değerlendirme, değerlendiriyorsunuz. Sonrasında da gidecek olan bir parayı değerlendiriyorsunuz. Atıyorum 3 lira geldi ya 3 lira gidecek. Ama değerlendirdiğinizde bu parayı 5 lira olduğunda ikisi sana kalacak. 3'ü gidecek. Umarım anlatabiliyorumdur. Burada değerlendirmeniz bir yatırım yapmanız güzel bir şekilde parayı değerlendirmeniz akıllıca değerlendirmeniz çok iyi olacak. Yollarım yok deme. Kesinlikle işte yollarım kapalı, kısmetim kapalı gibi gibi şeyler lütfen söyleme. Burada bazı olaylarda öyle bir yollar açılıyor ki sen kendi yolunu kendin kazıyorsun. Her gün en baştan bak bunu da söyleyeyim. Her gün en baştan kendi yolunu kendin kazıyorsun. Hayatında evet üzüldüğün zamanlar olabilir ama bu yolların sonu aydınlığa çıkacak. Öyle düşünmeniz gerekiyor ki zaten şu anda burada da böyle gösteriyor. Siz yollarınızı kendiniz açıyorsunuz. Siz kendiniz için bir şey yaparsanız yaparsınız ama birilerinden bir beklenti içinde olmamanız gerektiğini gösteriyor. Nasıl desem şurada biraz karışık olmakla beraber bir kuş yuvası var arkadaşlar. Böyle bir toplamış kuşlar çalı çırpıyı bir yuva yapmaya çalışıyor. Ee, nasıl desem yuva kuracak olanlar vardır. Gerçekten Rabbim yuva kuranlara bu ara gerçekten yardımcısı olsun. Ev sahiplerine ev sahibi olmaya çalışanlara yuva kurmaya niyetlendiyseniz. Burada öyle bir parça parça toplayıp da bütünleştirip de öyle bir yuva kuracaksınız ki gerçekten böyle zahmetle yapacağınız için çok huzurlu ve mutlu bir yuva kuracağınızı gösteriyor. Ekstradan belki de bir ev sahibi olmak için uğraşıyorsunuz. Oradan 3, buradan 5, şuradan 7 derken öyle bir o parayı toplayıp öyle bir kendinizi ayarlayacaksınız ki çok güzel bir ev sahibi olacağınızı da gösteriyor. Sizlerin burada uğraşlarınız gerçekten kendinizle alakalı. Hani birilerinin için değil de kendinizle alakalı çok güzel. Ya da evladınız da olabilir. Bak bunu da söyleyeyim. Evladınla alakalı da böyle bir yola baş koymuş olabilirsin. Bakın Nasıl diyelim? Bir tabak gibi düşünün. Tam da şurayı. Tabağın içinde evet bir şeyler var. Üzüm gibi diyeyim, erik gibi diyeyim. Burada aynı yerde olan işte kardeşleri düşünün. Öz ve Üvey kardeşleriniz varsa bunları düşünün. Burada sıkıntılı bir diyalog var demektir arkadaşlar. Sizden kaynaklı değil ama burada üvey varsa üveyden bak öz varsa öz kardeşlerden biriyle sıkıntılı bir diyalog gösteriyor. Kişinin kendi bireysel sıkıntısı var. Onu da size yansıttığını gösteriyor açıkçası. Burada siz size söylediği andan itibaren öyle bir kafa yoruyorsunuz ki ben buna nasıl yardımcı olabilirim? Ben buna neler yapabilirim? Elimden geleni yapacağım diye bir yola baş koyduğunuzda gösteriyor. <laughs> bakın arkadaşlar bir iyi niyet göstergesi yüzünden açıkçası böyle bir haliniz tavrınız ee, nasıl desem yanlış anlaşılabilir birine yapacağınız bir iyilikten kaynaklı ya bu da bana neden iyilik yapıyor diye işte karşıdaki insanın fesat düşüncesinden kaynaklı yanlış anlaşılabilirsiniz arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat edin. işte bazen diyorum ya kime ne iyilik yapacağınızı gerçekten e, ayırt etmeniz gerekiyor. Evet, yeni kararlar. Ama bu yeni karar şöyle bir karar zamanında bir karar alınmış. Şu anda da o kararın bir devamı da alınacak bir parça yaşanmış karar alınmış bir parça yaşanmış şu anda tekrardan yeni bir kararın alınmasıyla yani bir işe yarım bırakılmıştır tekrardan bir karar alıp da o kararınızı o yarım kalan şeyi büyütmek ilerletmek tamamlamak gibi bir durum içine de gireceğinizi gösteriyor bak burada hmm şurada bir şey yapıyorsunuz ama bunu da kimsenin bak kimsenin bilmesini istemediğiniz için böyle bir oda gibi böyle kimsenin görmemesini fark etmemesini istediğiniz için böyle gizli saklı yapmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi baya kamufle etmeye çalışıyorsunuz. Artık hata mı yapmaya niyetlendiniz ya da kendinizi korumak için mi böyle bir yola baş koydunuz? Bunu siz kendiniz karar verin arkadaşlar. Çünkü yaptığınız şey kimsenin görmemesini istiyorsunuz. Biri beni gözetlemesin gibi böyle kimse beni kontrol etmesin. Kimse bilmezse de kimse bana bir şey söylemez diye burada kendinizi şöyle bir koruma altına almış duruyorsunuz. Ha burada evet böyle kendinizi kapatmış gibisiniz ama aynı zamanda da meraklı bir duruşunuz var. Ee, dışarıdan bir şeyleri merak ediyorsunuz. Birlerini gözetliyorsunuz. Yani beni gözetlemesinler diye de gözetliyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda dışarıdan merak ettiğiniz şeyleri gözetliyorsunuz. Bakıyorsunuz ki neler var, neler, neler oluyor, neler bitiyor. Hani birileri bir şey yapıyor mu? Kimler ne yapıyor diye birlerinden de haberdar olmak istiyorsunuz. O yüzden dışarıyı da gözetlemek için şöyle bir kapınızda mevcut ama bu ara özellikle de bu ara için söyleyeyim. Merak ettiğiniz şeyleri öğreneceksiniz. Bak aklınıza takılan şeyler varsa bunları da öğrenebilirsiniz. Çünkü merak duygunuz, hissiyatlarınız sizi gerçekten çok doğru noktalara götürebilir. Özellikle de bak bugünlerde bu hafta başından zaten bugün de ikinci gün. Bugün hafta başından itibaren şöyle merak duygunuz gerçekten çok fazla gelebilir size. Diyebilirsiniz ben böyle bir insan değildim. Nasıl bu kadar meraklı oldum? diyebilirsiniz kendinize. Şöyle ben hemen tabağınıza da bir bakayım. Sonrasında da bir tarot'a geçeceğim arkadaşlar. Evet. şunu hemen sizlere bir göstermek istiyorum ama yüzünüzün güler vaziyette olduğunu, gözünüzün açıldığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yüzünüzü güldürecek gelişmeler, gözünüzü açacak haberler, Bakın meraklı duruşunuz çok güzel yansımış aslında ve direkt burada da öğrendiklerinden memnun kalma, alacağı haberlerden memnun kalma ve yüzünüzün güleceği haberlerle karşı karşıya kalma gibi bir takım durumlarınız var. Açıkçası şunu da söyleyeyim kanatlanıp uçmak gibi bir durum sizinkisi. Neden? Çünkü istediğiniz haberler geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir uzun yolunuz var hayat yolculuğu gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama açıkçası bu uzun yola gitme durumunuz var. Kendi hayatınıza dönüş, kendi içsel benliğinize dönüş gibi durumlar, kendi geçmişinize yolculuk yapmak, çok çok geçmişe gitmek gibi düşünebilirsiniz. Ama ayrıyetten de bir yerden kalkıp farklı bir yere gitmek olarak da düşünebilirsiniz bunu. Çünkü burada e, çok kısa bir vade içerisinde şöyle de bir gidişler görünüyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. Hmm. Çalışıyorsanız özellikle bunu sizin için söyleyeceğim. Ya da işte bulunduğunuz yerde apartmanda sitede artık nerede oturuyorsanız. Ortada bir olay var, ortada bir durum var. Ama siz burada ötekileştirme, yani dışlanmak gibi bir durum altında kalabilirsiniz. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Burada çok hassas davranacaksınız. Çok nasıl diyeyim? Neden böyle yapıyorlar? Çok ayıp diye kendi kendinize düşünebilirsiniz. Bildiğin ayrımcılık yapıyorlar, bildiğin gruplaşma yapıyorlar. Ee, nasıl desem ya hani böyle gelinler arasında olur, eltiler arasında olur, kardeşler arasında olur işte örnek veriyorum iş yerinde olur, örnek veriyorum apartmanınızda oturduğunuz yerde olur böyle bir ayrımcılığa maruz kalacaksınız birilerine çok da fazla dahil olmayın diyorum ben eğer bu kadar e, ayrımcılığa maruz kalıyorsanız dahil olmamanız gerekiyor dahil olursanız sonrası kırgınlık sonrası pişmanlık arkadaşlar bunu da söylemiş olalım Şimdi hmm, nasıl diyeyim Bir konuda bir kalem kıracaksın. Kalem ikiye bölünmüş vaziyette. Hani nasıl desem bir konuda net karar veriliyor ve o konuda artık kalem kırılıyor. Tekrardan o konu üzerine konuşulmayacak. Tekrardan tartışılmayacak. Sabrım taştı artık. Ben bir karar verdim ve bu yapılacak. Birilerinin kalemini kırmış olabilirsiniz. Birileri gözünüzden düşmüş olabilir. Birileri artık sizin ona karşı duygularınızı e, yitirmenize sebep olmuş olabilir. Burada birinin ya da bir olayın, bir durumun, bir kişinin kalemini kırmış vaziyettesiniz ve burada da açıkçası. Bununla alakalı bir daha bir konuşmaya ya da bir tartışmaya herhangi bir şekilde sabrınızda kalmadığı için sonlandırıyorsunuz, kalemi kırıyorsunuz ve sonlandırıyorsunuz arkadaşlar. Evet, 10 Ekim Salı günü niyetine demiştik. Şöyle bir kahvemizi açılımımızı yaptık. Şimdi de bir tarot açılımı yapmak istiyorum. Duygu durum kartlarımla beraber. Sizler de tabii ki de bu aşamada lütfen kendi niyetlerinizi olduğu niyetiyle dillendirmeyi ihmal etmeyin. Bir bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek. niyetinizi tutmuşsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle ilk kartımıza bir bakalım. Hayatınızda fazlalıkları çıkarmanız gerekiyor. Bak köklü bir temizlik yapmanın tam da zamanı. İşe yaramayan insanlardan, kötü insanlardan, işte işine yaramayan eşyadan şöyle bir temizlik yap. Evinizde olur, İnsan olarak çevrenizde olur, hayatında fazlalık ne varsa lütfen şöyle bırakın gitsin, atın gitsin. Temizlikler ruhunuza iyi gelecek, iç huzurunuzu sağlayacaktır arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Bir müddettir iç huzursuzlukla eğer mücadele ediyorsanız temizlik yaparak fazlalıklardan arınarak çok güzel bir iç huzura, sakinliğe kavuşacaksınız demektir. Burada kesinlikle köklü bir temizlik yapıyorsunuz. Hem de arkadaşlar şunu unutmayın. Kötü insanların enerjinizi sömüren insanların hayatınızdan çıkışı demek, iyi ve daha iyi bak size enerji veren, güzel ve daha iyi insanları hayatınıza çekmek demektir. Bak bunu da unutmayın. Bunu yaşadığınızda anlamış olacaksınız. Devam edelim bir bakalım. Evet aklında ciddi sorular var. Aklındaki soruların cevaplarında öyle bir merak ediyorsun ki gizli bir araştırma içine girebilirsin. Alelen bir şekilde bir insanlara sorabilirsin. Bu neden böyle oldu? Şu neden böyle oldu? Gibi gibi. Bu ne söyledi? Şu ne söyledi? Gibi. Şimdi bir insanı da merak ediyorsundur. Onunla alakalı araştırmalar da yapabilirsin burada aklında takılı kalanları öğrenebileceğini eğer e, nasıl diyeyim aklında bazı soru işaretleri varsa aydınlanacağını da gösterir erkeklerde eril, bayanlarda dişil enerjinin yükselmesini gösteren tutku geldi arkadaşlar şimdi e, dışarıdan bugün bak bugün için söyleyeyim bunu erkekler çok yakışıklı bayanlar çok güzel yani görünmek için uğraşacaklar. Birilerine kendinizi beğendirmek için uğraşabilirsiniz. Ve uğraşmalarınızın karşılığını da alacaksınız demektir. Bu aynı zamanda bir enerji yükselmesidir. Bilginiz olsun. Şimdi evet karanlık günler geçirdiniz ama artık aydınlık olan günlere geçeceğinizi gösteriyor. Hayatınızda eril ve dişil olarak ya da eril eril dişil dişil olarak bir dengesizlik varsa bu onun artık dengeye gireceğini gösteriyor. Hayatınıza bir denge geliyor ve bu dengenin gelmesiyle beraber sizin de rahatlama durumunuz var. Sabırlı olmak lazım. Aceleci davranmamak lazım. Sıkıntılı durumlara girmemeniz gerektiğini bahsediyor. Öfkeleneceğiniz, kızacağınız, tartacağınız sizi herhangi bir şekilde etkileyecek bazı şeyleri yapmamanız gerekiyor bir kişiye ya da bir olaya karşı sabrınızın olması, tahammülünüzün olması gerektiğinden bahsediyor. Bugün bir işi çözemedin diyelim, bir olayı çözemedin. Tamam, yarın çözerim diye zamana bırakman gerekiyor. Aceleci olmak yok. Acele eden ecele gider arkadaşlar. Burada çok net bir şekilde rahat ve sabırlı olmanız gerektiğinden bahsediyor beklenmedik bir takım kayıplar verileceğini, bir takım tartışmalara maruz kalacağını, uyuşmazlıkların olacağını, burada birilerinin ağzından çıkan sözler senin canını acıtacağını gösteriyor. Kalpten yara alacaksın. Beklemediğin insanlardan beklemediğin sözleri duyduğunda kalpten bir takım yaralar alacağını gösteriyor. Üzüleceksin ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Gözünü aç işte kimin gerçekten seninle iyi olmak istediğini kimin kötü olmak istediğini öğrenmiş olacaksın. Bak birileriyle evet yine bir tartışma geldi ama fikir ayrılıkları sırf senin enerjini düşürmek için bir takım bilinçli inatlaşmalar içine girecekler. Manipülasyonlara gelme. Dışarıdan kale gibi sağlam durduğunu gösteriyor. Kendinden çok emin. Bak içeride fırtınalar kopar. Ama dışarıdan çok güçlü, çok sağlam, kendinden emin bir duruş sergilediğini gösteriyor. Kale gibi sağlam olmak deyimi vardır ya. Tam da böyle bir şeyden bahsediyorum. Dışarıdaki insanlar seni yenilmez görmeye başlamış. Dışarıdaki insanlar seni çok güçlü görmeye başlamış. Burada sergilediğin tutum, davranış o kadar önemli ki senin bu davranış ve tutumlarından kaynaklı dışarıdan çok güçlü, yıkılmaz bir kale olarak görünüyorsun. Bilgin olsun. Tabii içerisi biraz karışık göründüğü üzere. Evet, ikilemde kalmak, karar vermekte zorlanmak. İşte sabretmen gereken tam da bu. Niye biliyor musun? Bir konu var hemen ve net bir şekilde keskin bir şekilde karar vermen gerekiyor. Ama veremiyorsun. Kendini bir çıkmazda hissediyorsundur. Bununla alakalı sabret. Bugün karar veremezsen de yarın vereceğini de söyleyebilirim. Birini affetmek isteyip de affedememe durumun olabilir. Son kartında gelenden bahsediyorum arkadaşlar. Bundan ziyade birileri sana kendini affettirmeye de çalışabilir. Affetmek istiyorsun ama yapılan hataları da açıkçası unutmak ya da unutturmak istemediğini de gösteriyor. Tamam ben seni affedeyim ama sen tekrardan bir yanlış ya da bir hata yaptığında ben tekrardan çok üzüleceğim diye bu kişiye duygularını, düşüncelerini net bir şekilde ifade et. Bazen de yapılan haksızlıkları bedel ödeterek böyle bir araya mesafe koyarak hatasını anlaması için pişman olması için bir bedel ödettirmende de kesinlikle fayda var. Bunu da söyleyerek şöyle bir 10 Ekim Salı günü niyetine kahve ve taratımızı bitirmiş olalım arkadaşlar. Evet açılımda size ait olan lütfen pozitif enerjiyi alın negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Gerçekten hepinize tekrardan çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.